Şu anda Darende'nin Yeşiltaş köyündeyiz. Saadet Partisi Darende Belediye Başkan Adayı Hulusi Kaya köyleri geziyor. Az önce de Yeşiltaş'a geldi. Yeşiltaş'ta Yeşiltaş halkına projelerini anlattı, desteklerini istedi. Muhtar Muzaffer Bey yanımızda. Eğer Hulusi Kaya Darende'ye Belediye Başkanı seçilirse Yeşiltaş için ne isteğiniz var? Darende için ne isteğiniz var? Kendisiyle daha önce de görüştük. İnanıyorum Darende'ye güzel bir hizmet edecek köylerine. Biliyorum Hulusi Başkanımı biz önce de tanıyoruz. İstanbul'da işini bırakmış gelmiş Darende'ye hizmet yapacak. Biz kendisine inanıyoruz, güveniyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Özellikle sizin de desteğinizle Darende'nin 45 köyünü gezerek bütün millet arasını alarak herkeste desteğini bekliyoruz. Hulusi Başkanımı kendisini daha önce de tanıyoruz. Yeşiltaş'ın ne gibi ihtiyacı var muhtarım? Aşağı yukarı bir içme suyumuz, onu da projesi şu anda hazır, Gökpınar projesi. Daha önce müracaat ettik, olumsuz bir cevap aldık içilmez raporuyla birlikte. İşte köy konağı, sulama kanallarımız, yollarımız, sayenizde köprümüzü çok güzel reklamlar yaparak köprümüzü gerçekleştirdik. Fazla bir büyük bir sıkıntımız yok yani köyümüzün. Ben nasıl 10 yıldır Darende'nin köylerinin İhtiyaçlarını, dileklerini, şikayetlerini ekrana taşıyorsam Allah razı olsun bugünden sizlerde. Sonra da sizler biz seni aynı Yeşiltaşlı olarak görüyoruz. Allah razı olsun yani. Biz Yeşiltaş köyü değil, Darende'nin 45 köyü sizlerden gurur duyuyor. Başkanımın da gurur duyuyor. Hulusi Kaya Darende'ye belediye başkanı seçilirse rahatlıkla yanına gideceğiz. Biz telefonla işlerimizi yaptıracağına güveniyoruz. Telefonla gitmeye gerek yok. Telefonla yani. İşte bu önemli. Evet. Yani belediyenin herkese kapısının açık olması. İnşallah 30 Mart günü sizden destek bekliyorum. Çünkü ben de sizin içinizden biriyim. Sizin derdinizden en iyi anlayacak bir kardeşinizim. Bundan emin olun. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Nerelidir, nerelidir, Malatya Darende'lidir. Nerelidir, nerelidir, Malatya Darende'lidir. Yeşil yurdun güzelidir, Akça Dağ'ın dilberidir. Yeşil yurdun güzelidir, Akça Dağ'ın dilberidir. İlk başta Hulusi Başkanımıza başladığı yolda tamamını hayırlısıyla bitirmesini nasip ederiz. Biz inanıyoruz ki yani şimdiye kadar köyümüze hizmetler geldi. Şimdi hani gelmedi desek, inkar etsek yalan söylemiş oluruz. Ama bundan sonra Hulusi Başkanımız inşallah başkan olursa biz de destekleyeceğiz tüm gücümüzle. Köyümüze daha büyük hizmetlerin geleceğine inanıyoruz. Hulusi Kaya başkan seçilirse Yeşiltaş için ne yapmasını istersiniz? Darende için ne yapmasını istersiniz? Hulusi Kaya zaten benim babadada dostum, Kivram. Yani mecbur da destekleyeceğiz. Ben diyorum ki Haydar Efendi şu su burada boşa akıyı, buraya diyeyim bir santral kurak. Burada ceryanı biz beleş kullanak diyeyim. Daha önce zaten biz bu teşebbüslere girdik ama başaramadık. Hala bu şekil yatıyor, bu su da burada akıyor. İnşallah Hulusi Kaya'nın da bu işi başaracağına inanıyorum. İşte Darendelilerin ne kadar zekalı, ne kadar tüccar kafalı olduğunu burada anlayın işte bak. Elektriği bedavaya getirecek. Doğru, doğru. Doğru abi. Biz zaten benim orada kooperatifte arabam da var. Haydar Efendi biz yer bulamıyor. Bir şu kadar dükkana 10 milyon şu an yıllık şey ödüyor abi. Doğru, çok iyi olur. Otogar olsa çok çok şahane olur. İnşallah onu da başarır Hulusi Kaya. Desteğimiz sonsuz yani. Darende'ye böyle güzel bir dinlenme tesisiyle beraber bir otogar. İstiyor muyuz Yeşiltaşlı? İstiyoruz. Alkışlar göstersin o zaman. Yeşiltaş'ta kayısılar çiçek açtı mı? Açtı.
Açtı da korkuyor Haydar Efendi işte. Bugün hava güzel. Hava i̇nşallah bugün böyle güzel. Gider. İnşallah, inşallah. Haydar i̇nşallah abi, böyle gider. İnşallah. Biz de Darende'nin köylerini gezmeye devam ediyoruz. Şu anda Yeşiltaş'tan başladık. Tohma boyundan en son köy olan Ozan ve eski adıyla Enzek, yeni adıyla Ağılbaşı'na doğru Hulusi Kaya Başkanım'la beraber devam ediyoruz. Kaşılar çiçeklenir, derdime derdeklenir. Kaşılar çiçeklenir, derdime derdeklenir. Malatya'dan Öteber'e 5 yıl nasıl beklenir? Malatya'dan Öteber'e 5 yıl nasıl beklenir? Evet, şu anda da Darende'nin Hisarcı köyündeyiz. Hulusi Kaya Darende'nin köylerini, dağlarını, tepelerini, mezralarını, evlerini valla tek tek geziyor. Onlar da desteklerini istiyor. Hisarcı'nın karşısında da eski adıyla Melik, yeni adıyla Başkaya köyü var. Hulusi Kaya'nın da köyü. Burası da Hisarcı köyü. Hulusi Kaya Darende'ye belediye başkanı olursa bir isteğiniz olacak mı? Köprü yarının yapılmasını isteriz. Köprüyü ben çok dile getirdim, sizin bu köprüyü. En güzel. Değil mi? Evet. Saatlerce ben geldim burada çekim yaptım. Günlerce evet, çekim evet. Yaptım, dile getirdim. İnşallah doğru. O köprü yapılacak. O köprüyü yaptıracağız inşallah. Sağ destek vereceğiz ama sen de yolumuzu yapacaksın başkanım. Evet. İnşallah yap. Hele gel gel sen yanıma gel. Gel. Ben o toprak eski ben. Toprak eski. Eski toprak. Fotoğraf çekeceğiz. Şimdi ne istiyorsun? Köye ne yapılsın? Ben gündüm. Köprü. Köprü bir de arık. Tamam. Köprü. Bir de arık. Kanal. İşte kanal, arık. Yolunuz? Yol. Tabii yol. Aha yolumuz aha. Mesela ilk olarak sana göstereyim. Aha yol. Yol ne olsun? Bunda başka hiç yok. Asfalt mı olsun? İyi asfalt işte yapılırsa. Asfalt olsun tabii. İşte azıcık kilometre yol. Azıcık yol olacak ya. O sonra. Sonra yine ortada kuma olacak köprü. Şimdi. Abiyle yol. Rayımız işte bu neredir? Allah Allah yapacak kıyıdım. Ya hanım şey yolumuza bak hadi ya. Valla oylar için geldiği zaman bunu size söyleyeceğim. Köprümüzü yapın, verin. Köprü yapılması bir tane oy. Bizde 13'ten 14 tane oy benim evimde var. Ha evet. Verme. Hepsi birlik oğlum verilmez. Valla hepsi bir olarak vermedi. Ya köprü. Dur bakayım hani abla sen ne diyorsun? Valla biz de çok şükür de arığımız yok, suyumuz, lavabolarımız hiç yok. Yani her şeyde şikayet çıktı devletten. Yani devletimiz bize hiç bakmıyor. Bakmıyorlar mı? Ben 40 senedir bu köydeyim, bizim 40 senedir bir tane taş buraya konmamış. Yani biz devlete şikayetçiyiz. Oyumuz da hep AK Parti'nin ama bundan sonra da... Sana vermeyeceğim. Birlik olacak, kadınlar birlik olacak, erkekler değil. Erkekler hiç yok. Erkekler şu, erkekleri kenara koyacağız. Bir telefon, çocuklarımız da hasretli, kocamız yok. Çocuğumuz da hasretli. Bir telefonumuz olmazsa ben vallahi devlette davacıyım. He duysunlar yani. Telefon çekmiyor. Evet, şu anda da Darende'nin Hisarkale köyündeyiz. Saadet Partisi Darende Belediye Başkan adayı Sayın Hulusi Kaya köyleri, dağları, taşları, evleri, mezraları tek tek geziyor. Darendelilerden destek istiyor. Çünkü kendisi de Darende'nin Başkaya köyünden. Valla gördüğümüz ilgi ve alakadan dolayı çok memnunuz. Hemşerilerimiz gerçekten bize büyük bir ilgi gösteriyorlar. Biz de inşallah bu ilgiye layık olacağız. İnşallah köylerimizin sorunlarını, sıkıntılarını her gittiğimiz yerde tespit ediyoruz. İnşallah. İnşallah bu sorunları, sıkıntıları köylülerimize beraber 30 Mart akşamı seçimi Allah'ın izniyle kazandıktan sonra 31 Mart'tan itibaren gece gündüz çalışarak köylerimizin eksiklerini gidereceğiz. Hak ettiği, layık ettiği olduğu konuma taşıyacağız inşallah. Özdelen, evet. Şimdi ben iki Hulusi'nin ortasına girdim. Önce bir dilek tutayım. Dilek tutayım. Ne dilek tutayım? Hulusi Kaya Darende'ye başkan olur. İnşallah. Alkışlar göstersin. İnşallah. Evet. Hisarkale'ye öncelikle kanalımız,
içme suyumuz ve köyün deresi, köyümüz yani deresinin yapılması, köyümüz sel tehlikesi var. Telefonumuz yok. Mustafa Çelik, Kristal Kalalı. Mustafa Çelik. Çelik. Maşallah, Çelik gibisin. Mustafa abi. Evet. Şimdi Hulusi Kaya köyleri geziyor. Evet. Destek istiyor. Evet. Destek verecek misiniz? Ne diyorsunuz? İnşallah. Tanıyor musun Hulusi Kaya kim? Çok komşumuz canım. Hangi köylü? Melikli. Melik'ten, Başkaya'dan. Değil Tosun'un mi? Köyünde. He. Şimdi yabancı değil. Şimdi başkan olursa böyle yanına rahat gidebileceğini düşünüyor musun? İstediğimiz gidebilir. Gidersin. He. İhtiyaçlarını söylersin. Tabii tabii tabii. Mi? Peki o zaman teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Başkan oldu diyelim ki. Bir isteğin var mı? Şimdi yanımızdayken de duysun. İsteğimiz şimdi en fazla harık varmış, köyün harığı. Ondan sonra sulama kanalı. Telefonumuz çekmiyor. Va evde var dibde. Hiç yani yok ev telefonu. Ben kapattırdım. Geçen kapattım listeyi de kame götürdüm. Masasının üstüne koydum. Çekmiyor dedim. Çekmiyor dedim. İster alıcıya gelirken dedim. Bizim camın orada duracaksın kaymakama dedim. Bir cebini cep telefonu çıkart dedim. Bir konuşma yap dedim. Çekiyor mu çekmiyor. Çekiyor dedim. Mu çekmiyor. Ha. Ya, İnşallah. Tabii bunlar sizin istekleriniz. Yarın yani Hulusi Kaya Daren diye belediye başkanı olursa İnşallah. Şimdi burada anlattığın gibi gidip makamında da anlatacağını düşünüyorum. Söylerim tabii 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 tabii. Rahatlıkla söylersin. İstediği gibi söylerim. Evet. Bu önemli yani. Ha tabii. Bu önemli. Başta bu. Evet. Peki kayısılar çiçek açmış. Evet. İnşallah 30 Mart'ta da Hulusi böyle bu kayısının çiçeği gibi bembeyaz açar. İnşallah. Daren diye köylerine İnşallah. Kokusunu saçar. İnşallah. İnşallah. Evet. Bir alkışlar göstersin bakalım. İnşallah. Eyvallah. Evet sevgili seyirciler, Hisarkale köyünü geçerek buradan da eski adıyla Enzek, yeni adıyla Ağılbaşı'na kadar köyleri Hulusi Kaya başkanımla beraber gezmeye devam ediyoruz. Evet şu anda da Darende'nin Çınar Köyü'ndeyiz. Çınar Köyü'nün girişinde hemen Çınar Köyü'nün camisinin inşaatı devam ediyor. Biz daha önce de buraya gelmiştik. Cami inşaatı devam ediyordu. Bugün geldi ki hala devam ediyor. Tabii kolay değil. Yardımlarla yapılıyor cami. Hayırseverlerin hayırlarıyla yapılıyor. Şu anda minarenin temeli atılmış. Caminin içini de görüntüledik. İçi de mükemmel olmuş. Evet başkanım. Şu anda Çınar Köyü'ndeyiz. Çınar Köyü'nün de muhtarı yanımızda. Evet. Muhtarın da yanında, köylüler de burada. Evet. Neler söyleyeceksin köylülere? İhtiyaçlarını sordunuz mu? Çınar Köyü'nün ihtiyacı nelerdir? Valla tabii daha önce de biz Çınar Köyü'müzü ziyarete gelmiştik. Sorunlarını, sıkıntılarını biz tespit etmiştik. Yazılı olarak almıştık. Bugün de tekrar Çınar Köyü'müzü ziyarete geldik. İşte burada sizlerin de gördüğü gibi çok kıymetli hemşerilerimizin katkılarıyla Çınar Köyü'ne çok güzel bir cami inşa etmişler. Başta muhtarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah memleketimiz daha güzel hizmetlere layık, Çınar'ımız da daha güzel hizmetlere layık. İnşallah 31 Mart'ta itibaren bizler de Çınar Köyü'müze kazandığımız takdirde en güzel hizmetleri sunacağız inşallah. Evet teşekkür ediyoruz. Hemen muhtarım da yanımda Ali Yıldız. Evet. Muhtarım. Efendim. Çınar Köyü'nün neye ihtiyacı var? İhtiyacı şu an, nedir? Şu an bir ihtiyacımız gölete bir ihtiyacımız var. Zaten sefasında
Artı görüyor işte yollarımız, yani köyümüzün karşı mahalleye geçen yolumuz var. Başka da cami inşaatı kaç yıldır devam ediyor? 5 yıldır devam ediyor. Şu anda minarenin temeli atıyoruz. Minarenin temelini atıyoruz bugün de. Bütün emeği geçenlere hepsine teşekkür ediyorum. Tabii katkıda bulunanlar var. Katkıda bulunan bütün emeği geçenlere. Burada ve dışarıda yani bütün bir taşım olsun diyenlerin hepsine teşekkür ederim. Ama katkıda bulunmak isteyenler, isteyenler hayır etmek isteyenler, hayır severlerin yine de hayırına açık. Açık tabii. Açık çünkü inşaat devam ediyor evet, şu anda. Evet devam ediyor şu anda. Çınar Köyü'ne özel istediğiniz bir isteğiniz var mı? Ya işte köyümüzün ihtiyaçlarını. Köy yani, konağı var mı? Köy böyle, konağımız yok. İşte başkanım da projeler içinde var. Evet projeler içinde var. Köy konağı. Köy konağı. Taziye evi, düğün taziye evi olarak böyle. Burada caminin altını yeni mahallede bir taziye evi istiyoruz. Şimdi geçenler başkanımız gelirse inşallah Allah nasip eder de başkan gelirse. Geçen biz buraya geldiğimizde bir taziye cenaze vardı. Cenazeye geldik biz. Cenazede tabii ki bizim geleneğimizde, kültürümüzde gelen misafirlerimize yemek ikram ediliyor. Geçenlerde işte Çınar Köyümüze de bir cenaze verdi. Biz de iştirak etmiştik bu cenazeye. Cenazede her yerde özellikle köylerde gördüğümüz işte çadırların üzerine insanlar oturuyor. Orada yemek yemeye çalışıyorlar. Tabii bu çok uygunsuz bir durum oluyor. Biz inşallah tabii projemizde de var bu her köye bir köy konağı projemizde. İnşallah burada köy konaklarında işte her gittiğimiz yerde söylüyoruz gasilhanesi, morgu, yemekhanesi, işte muhtar odası ondan sonra burada bu şekilde bir sosyal tesis olarak vatandaşlarımızın, köylülerimizin hizmetine sunacağız. Biz yapacağız burayı muhtarımıza teslim edeceğiz. Muhtarımız da köylülerimizin hizmetine sunacak inşallah. Evet muhtarım duydunuz. Duyduk abi. Başkanımız da duyduk. Allah razı olsun. İnşallah gelir. Gelirse de başkanımızın yanındayız. Polisi başkanı mı tanıyorsunuz? İyi tanıyoruz. Hangi köylü? Başkayalı. 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 İçinizden birisi. İçimizde yakın biri. Köylünüz, yakın köylümüz, komşularımız bizim. Vallahi daha gerisini ben de diyeyim. Doğru. Evet. Evet. Muhtarım başkanı, teşekkür ediyoruz. İşte, peki. Ben teşekkür ettim. Ben de bugün bizi ağırladığı için ve bizimle ilgilendiği için muhtarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olsun.